mekiğinde ilk defa bunlardan üçü kadın astronot. Ha, Dolayısıyla kadın olunca bizim erkekler, pardon, editörler coşuyorlar. Mesela tercüme edilmiş bir yazının başlığı var. Hep onu basarlar. Hep bütün gazeteler yaptı. Bütün internet medyası onu basardı. Bu sebeple baktım hepsi değişik başlıklarla çıktı. evet. Üç tane kadın gitti. Şimdi üç tane kadın gitti ama 2 Nisan'da da Rus Soyuz aracıyla bir kadın astronot daha gitmişti uzaya. Şimdi mekikle giden 7 astronot giderler, işlerini görürler, yaklaşık 13 gün falan kalırlar uzayda, geri döner o 7 astronot. Bir de Ruslar sürekli götürür getirirler. Onların götürdüğü astronotlar ise 6 ay kalır. O bayağı uzun Uzay mesela. istasyonu çalışırlar. Onlar uzay istasyonunun astronotlardır. Öbürleri uzay mekiğinin astronotlardır. Kısa Görevleri süreli. tamamen farklıdır. Uzay mekiğinde bulunan astronotlar ne iş yapar? İşte gidiyorlar, yükleri var, o yükleri boşaltıyorlar, uzay istasyonu dışında yürüyüş yaparlar, modülleri eklerler, uzay istasyonunun inşaatını devam ettirirler onlar. Evet. Uzay istasyonunda çalışanlar ise hep böyle bilimsel deneyler yaparlar. Bir takım orada modüller var, orada deney setleri var, onları da Evet, uygularlar. evet. Mesela bu gittiğinde uzay mekiği yaklaşık 8 ton malzeme götürdü. Bu 8 ton malzemenin 3 tonu astronotların yiyeceği, suyu falan gibi şeyler. Geri kalan 5 tonu İşte biraz önce söylediğim gibi deney setleri, işte dışına takılan bir amonyak şeyi var, kabı var, onu takıyorlar. Yürüyerek takıyorlar. Her biri 6,5 saat yürüyüş Evet, yapıyor. yani takviye birlik gibi bir şey Takviye var. birlik gibi. 13 gün kalıyorlar, geri dönüyorlar. Buna Evet. genelde uzay turistlerini de bunlar götürür. Evet. Şimdi bu başlıklara baktığımız zaman çok hoşuma gitti de onun için. Uzayda kadın astronot rekoru. Çünkü üçü gitti, biri de daha önce, bir gün iki önce gitmişti. Dolayısıyla 4 tane kadın astronot var. Böylece rekor kırıldı. Müthiş bir rekor. İlk kez 3 kadın astronot birden uzaya gidiyor. Uzaya ilk kez kadın astronot. Yanlış bir başlık. Çünkü Evet. ilk kadın astronot gide 30-35 yıl oldu. Uzaya kadın eli değecek. Ya uzaya kadın eli değer mi Allah aşkına? Yani bakıyorsunuz, imkan yok. Kadın astronotlar uzayda. Ama şu başlık daha güzel. Uzayda kadınlar günü. Sanki konken partisi yapacaklar. Altın günü yapacaklar gibi uzayda kadınlar günü. O güzelmiş. Evet, gerçekten sayın Ama en derdim güzel de bu. Uzay kadın görsün. Tanrım, yani. yani editörler neler buluyorlar. Onun için çok ilginç geldi. Bu haberi de bugün okumak istedim. Paylaştınız ama tabii ki bu güzel haberleri zaman zaman paylaşalım. Çünkü hakikaten ilginç yani. İlginç. Hani kadın gününün ne olduğunu, sonunda ne bitti, hani orada ne gibi dedikodular yapıldı, onları da herhalde yazacaklardır eminim. Yazarlar da şimdi orada dedikodu yapacak zamanlar yok ya bu astronotlar. Olsun ama Yani bunlar yukarıda yazıldıysa, bu başlıklar atıldıysa, kadın eli değdi, işte kadınlar günü başlıkları varsa, bunların mutlaka altı da şimdi doldurulacaktır. Onları bekliyoruz bunun sizden. altındaki tüm yazı tüm gazetelerde aynı. Tüm medyada aynı. Sadece başlıklar değişiyor. Dikkat edin. Evet. Ama bunun da en çok önem vermemiz gereken şey aslında kadınların da her işi yapabileceğini vurgulayabilmek. Yani Elbette. uzaya kadın el değdi demenin yerine kadın astronotlar da erkek astronot kadar güzel çalışıyor, muntazam çalışıyor diyebilmemiz gerekirken işte hep kadınla ilgili böyle deyimler bularak başlık atmamız işte okunması açısından doğru Yani belki. bence hani o açıdan değil, hani adımlar atılan ilk adımlar bu şekilde yorumlanmamalıydı belki. Daha sizin söylediğiniz gibi Diyorum. yorumlanmalı. Çünkü atılan adımlar önemli kadınlar açısından da. Efendim haberleriniz bu kadar mı? Var Ayın mı? satışını, Mars'ın satışını gelecek hafta Gelecek konuşalım hafta artık. konuşalım. Belki de yer kalmadı. 2 haftadır erteliyoruz Sayın Derman. Yani alınacak arsa kalmazsa. Ben size yıldız satarım. Tamam. Arsa bitti, yıldız satarım ben Tamam. size. Siz merak etmeyin. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Rica olun.